Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz inşallah. Hanım düğüne gitti, evde bekarım 3-4 gündür arkadaşlar. Birkaç günlük yemek yaptı. Ev kalabalık, yetmiyor. Şimdi düşündüm, taşındım, ne yapabilirim? Hazır yiye lokantadan da yenilmiyor. Arkadaşlar bakın, soğanı doğradım. Tencereme atıyorum. Buzluğa baktım arkadaşlar. Haşlanmış. Poşetlenmiş. Hazır vaziyette kuru fasulye. Yapacağım arkadaşlar. Soğanımı biraz kavuracağım. Bakın burada spagetti yemeğim var arkadaşlar. Yapacağım inşallah. Bakın biber salçası. Önceden yağ koydum arkadaşlar. Hemen bekar işi bu. Hızlı hızlı. Hemen salça eritiyoruz arkadaşlar. Makarnanın tarifi. Fasulyenin soğanları haşlanıyor tabi. Ocağın altını biraz daha açalım. Bakın arkadaşlar. Çatılda suyum kaynıyor, hemen hazır. Çadanlığımda suyum kaynıyor, hazır. Bakın burada. Allah'ın izniyle hemen 10 dakikalık, 15 dakikalık. Ya bu arada fasulyemi de atıyorum arkadaşlar. İkisi beraber kavrulsun, haşlansın. Zamandan kazanmak. Öğrencilere de tavsiye ederim arkadaşlar. Makarna, yumurta, melemen. Bunlar hemen bekar işi. Buraya da salçamı ilave ediyorum arkadaşlar. Soğanım da kavruldu. Bakın makarnanın suyu da ilave ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben makarnayı süzmem. Çünkü paketinde diyor ki süzmeden yiyin. Çünkü içerisindeki vitaminler arkadaşlar süzdüğünüz zaman gidiyor. Bakın ben böyle spagettileri kırarak atıyorum. Çünkü fazla uzun olmasını sevmiyorum. Böyle tavsiye ederim arkadaşlar. Kaşıkla dolamak, bilmem ne yapmak. Ağzına gözüne bulaşıyor. Sosyete işi. Yani sevmem sosyete işini fazla ama. Sayın erkek arkadaşlarıma sesleniyorum. Beni kınayabilirler. Kazak erkeksin bilmem ne diyebilirler. Bazı arkadaşlardan duyuyorum işte hanım evde yokken ya dışarıdan yer ya aç durur arkadaşlar. Ne gereği var?
Yemek yapmak eksiklik değildir arkadaşlar. Korkmayın, erkekliğinize hiçbir zarar gelmez. O sizin marifetsizliğinizi ortaya çıkarır. İcabında hanım hasta oldu. Çocuklar yok. Veya kız çocuğu yok. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Öğrenmenizi tavsiye ederim. İlgi en güzeldir arkadaşlar. Zarar gelmez. Her zaman fayda gelir. Tuzunu koydum arkadaşlar makarnaya, spagettiye. Suyunu ilave ettim, salçasını ilave ettim. Bakın. Burada da fasulyem soğanlarıyla salçasıyla beraber kavruluyor. İnşallah şimdi de onun suyunu ilave edeceğim. Biraz tüpün altını kısayım, taşırmayayım arkadaşlar. Tabii makarnaları birkaç yere kırarken sıçrattım. Olsun. Önemli değil. Çalışan hanımları çalışan erkek arkadaşlarımız vardır arkadaşlar. Onlara da yardımcı olun. Hanım evde işten gelecek. Saat 7'de, 8'de, 9'da bana yemek yapacak diye de umutlanmayın. İşte size yağ, su, salça, makarnanız varsa makarna, sebzeniz varsa menemen, soğanlı, biberli, yumurtalı, domatesli. Biraz bu arada tuzu fazla kaçırdım galiba arkadaşlar. Şimdi de fasulyemin suyunu ekliyorum. Çaydanlığından da alayım buradan. İnşallah kamera görüyordur arkadaşlar. Buyurun. 10 dakika sonra hazır arkadaşlar. Düdüklü tencerede de yapılabilir. Düdüklü tencerede daha tez olur ama şu an gerek duymadım. Çünkü haşlanmış. Makarna zaten tez bitiyor. Pişiyor. Şimdi arkadaşlar onlar pişerken ben de sarımsak yoğurtlu sarımsak yapacağım. Sarımsakları soğuk döyeceğim arkadaşlar. Spagettinin üzerine. Seven var, sevmeyen var ama doğal antibiyotik arkadaşlar. Sarımsak çok faydalı. Ağzınıza kokabilir ayrı mesela ama dışarı çıkmayacağınız zamanlarda ev halkıyla beraber yürürseniz birbirinize ağzınız kokmaz arkadaşlar. Doğal antibiyotik çok tavsiye ederim. İnşallah bunun soğanla beraber işte ballı, pekmezli çocuklarınıza nezle grip olmaması için grip ve soğuk algınlığından kimyasal antibiyotik kullanmadan nasıl kurtulur arkadaşlar? Onun da videosunu size inşallah ileriki dönemlerde canımız sağ olursa sarımsağın, soğanın antibiyotik etkisi yaptığında faydalarını inşallah bahsedeceğiz. Ömrümüz yeterse. Bakın hemen burada çay suyum da hazır arkadaşlar. Ya bu tencerenin kapağını da kapatayım ki ısı çünkü kaybolmasın. Salçamın ağzını kapatayım. Buzdolabına koyayım arkadaşlar. Biber salçası tavsiye ederim.
Elde yapma biber salçası arkadaşlar. Tabi bunun içine bazı arkadaşlar şey olsaydı daha iyi olurdu. Fazla gereksinim duymak acılı kuru biber, ne bileyim et. Belki öteki buzluklarda vardır arkadaşlar ama ben acilen hemen ne yapabilirim? Saat oldu 9'a yakın. Baba yemek bekliyor, ben acıktım, çocuklar gelecek biraz sonra derken ben fazla teferruata girmedim arkadaşlar. Tabii bu arada tencerenin kapağını da vurabilirsek. Tencerenin kapağını da koyayım arkadaşlar. Ha, burada pul biberim varmış. Acı biber yerine pul biber. Aynı şey arkadaşlar. Biraz ilave edeyim. Herhalde karabiberimiz de vardır inşallah belki. Evet, biraz da karabiber. Bakın arkadaşlar, sıvak ettim. 3-5 dakika sonra hazır vaziyete gelecek. 5 dakika sonra bilemedin, 10 dakika sürer ya sürmez. 10 dakika çok da. 5 dakika 10 dakika daha arkadaşlar. Fasulyem de hazır. Buyurun beraber yiyelim inşallah. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygıyla, sevgiyle kalın. Bir daha söylüyorum. Sayın erkek arkadaşlarım, bu bir eksiklik değildir. Bu sizin erkekliğinize bir zarar vermez. Hanımlarınıza yardımcı olun. Kılıbıklık değildir. Kendinizde bir eksiklik görmeyin. Bu sizin değerinizi yükseltir arkadaşlar. Saygı ve sevgiyle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Beni takip etmeye, beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun.